Merhabalar, hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Beklediğimiz Zidane etkinliği en sonunda geldi. Gerçi bu etkinlik normal bir etkinlik, yanlış yere tıkladım. Yani böyle oyunun bize getirdikleri, mesela şu anki FIFA Mobile'e hoş geldin etkinliği gibi değil. Bu ikon serüveni geliyor. Biliyorsunuz FIFA Mobile'de de vardı. Şey, bir önceki oyunda da vardı. Hatta bu etkinliğin sonuna ulaşana kadar 6 ay geçmişti. 100 küsürlük bir Fernando Torres almıştık. Ve şu an ise bunu böyle bu şekilde yapmamışlar, daha iyi olmuş. 82, 85, 88 ve 92 olarak bütün formlarını ayrı ayrı böyle part part verecekler bize. Bence de çok mantıklı olmuş. İkon serüvenine baktığımız zaman öncelikle bir Zidane'ı veriyor. Bu arada oyun bize iki tane de bedava oyuncu geldi. Bana iki tane bedava oyuncu geldi. Ha, oyuncular çok iyi değildi ama sonuçta iki tane gümüş oyuncu verdiler bize. Şu an ilk Zidane'ı açalım. Hemen Zidane'ımızı bir alalım. Zineri Zidane'ın ilk formu, yani Zidane'ın kariyerini tam anlamıyla yaşayacağız bu ikon serüveninde. Nereden başlamış, nereye gitmiş, işte Juventus'u, Madrid'i, milli takımı, 98'de aldığı kupa filan hepsine gideceğiz. Ve zaten şu an gördüğünüz gibi değeri çok düşük. Ha, değerinin düşük olması şöyle bir avantaj sağlayabilir bize. Bundan kalkıp böyle 7-8 tane, 10 tane, 15 tane alıp, tamam mı? Bunu biliyorsunuz. Seviye atlatabiliyorsunuz. Çünkü herkes dolduğu için büyük ihtimalle herkes pazara satacak. Veya bunu 87 şeklinde oynayabilirsiniz. Bu olayda tamamıyla biliyorsunuz, ben ilk FIFA videolarıma FIFA Online 4 ile başlamıştım. Bu seviyeyi yükseltme ve transfer olayı politikası FIFA Online 4'ten birebir alınmış, buraya konulmuş. Bence çok başarılı oldu. Daha sonra onu bir videoda size detaylı bir şekilde anlatırım. İşte oyuncuyu nasıl geliştireceğiz, nasıl seviye atlatacağız, nasıl antrenman yapacağız. İsterseniz daha sonra atlatırım. Şu an gördüğünüz gibi 88-89 döneminde Lig 1'de başlamış ve antrenman olarak gösteriyor bize. Zinedine Zidane'ın ilk antrenmanını yapıyoruz abi. İlk antrenman, yaşasın. Yaşasın Zinedine Zidane'ın ilk antrenmanı. Zinedine Zidane çok güzel abi. Aslında bakarsan bak, bu adamı seviye 5 yapıp, tamam mı? Seviye 5 yapıp istediğiniz takımda bence oynatabilirsiniz bu adamı 5 yapıp. Çünkü adam gerçekten diğer 87 overall'lardan çok daha etkili oluyor antrenman yaptırdığın zaman. Baya baya iyi oluyor. O yüzden bence takımı falan daha zayıf olanlar, bu adamı güçlendirip o şekilde oynatmanızı tavsiye ederim. Şu an benim oynadığım mevkilerde olmuyor ama çok isterseniz Shoti yap. Görelim, yat kendini, ne kadar güçlü olacak bu Zidane'ı 5. seviyeye getirmek, ne kadar maliyetli olur filan derseniz onu hemen yan yorumlara yazın, hem like atmayı da unutmayın. Ben onu size maksimum seviyeye çıkartıp gösteririm nasıl. Bence çok kaliteli bir oyuncu olur. Şu kart bile çok kaliteli bir oyuncu olur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci görevine, geliyoruz Zinedine Zidane'ın. Kariyerini böyle gideceğiz, işte maçlarını yapacağız, oyunlarını gideceği, antrenmanlarını yapacağız filan. Bir şekilde gidecek. Tabii şöyle şu an ne yapıyor lan? Yan. Ben dedim otomatik atacak ama atmadı. Aa! Değişik bir şey olmuş bu. Çok ilginç bir antrenman. Neyse ki geçtik Allah'tan. İstemeden de geçtik. Her türlü geçiyor musun antrenmanı? Onu da gördüm. Ya buradan hem XP kazanıyorsun, hem ikon serüveninde ileri gidiyorsun. İkon serüveninde ileri gittiğin için de bir tık öteye gidiyorsun. Ve şu an maç var. Bu maçı da hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ben size göstermeyeceğim bu maçı. Yani bakalım Zidane etkinliğinde daha neler yapabileceğiz, ne gibi farklar olabilecek, hepsine bakacağız. Dostlar, sadece Zidane'la gelmek kalmadı ya. Yani sadece Zidane gelmedi. Kalkıp takaslar kısmını da bir de herkese bedavadan 86'lık Jordi Alba'yı veriyorlar. Tabii Jordi Alba'yı almak için birazcık bir şeyler yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi MLS oyuncuları büyük ihtimalle pazarda biraz değerlenecek. 70-75 arası. Gördüğünüz gibi buradan bedava oyuncularınız varsa elinizde, buraya bunları koyabilirsiniz. Ki bakarsan bende bir sürü adam var ama sol beke çok fazla ihtiyacım olmadığı için, takas için de 1 milyon para istiyor. Benim sol beke ihtiyacım olmadığı için bu takımda kalkıp Jordi Alba'yı almak istemiyorum. Ama bence sol bek zaten oyunda şu an istenilen bir mevki. Gerçekten çoğu kişide sol bek yok. Sol bek istenilen bir mevki olduğu için de Jordi Alba'yı bence almak mantıklı olabilir. Ama burada 80-89 takası gayet makul durumda. Bu takası da yapabilirsiniz. Ben de Beşiktaşlı adamları vermek istemiyorum.
Borussia Dortmund abi, diğer adamları seçiyorum bak. Diğer adamları seçiyorum. Stoperleri de seçmeyeceğim. Kimi alayım lan ben buradan? Hangi adamı takasa koyayım da? Ofu bak, bunları size arzu ederseniz Sanchez'leri şu an mevcut takımda stoper olarak oynatıyorum. Seviye atlatmak için kullanmak. Ya seviye atlatmak için almıştım. Neyse şu Feyenoordlu abi, bu da para eder ya, 79'luk. Ne yapacağım lan ben? Allah Allah. Neyse hadi Beşiktaş'la bir daha oynamayacağız gibi. İlk olarak Beşiktaş bana şans getirsin diye Mert Günok'la Cenk Tosun'u takasa veriyorum. 89 da çıkabilir. 80 ne de çıkabilir. Acaba ne çıkacak? Acaba ne geliyor? Acaba 82'lik adam geldi. Ha para kazandık mı? Kazandık. İkisini toplasa ne yapar abi? 50-50 alsak 100. 150 verdik. 300 aldık. Ha çok büyük bir şey mi? Tabii ki değil. Ama gönül isterdi ki. Bir kere mi yapabiliyoruz lan o takası? Evet, sadece bir tane yapma şansımız varmış 7 gün içinde. Ben de bir tane yaptım. Bu da 75 ile şey veriyor ama bir tek Amarty var bende. Amarty'yi de kullanmayacağım. Çünkü bu çok mantıksız. Yani 70 oyuncu verip 75 de alabilirsiniz. Ya yani bunu vermektense kalkıp en azından burada etkinlik puanlarını almanızı daha çok tavsiye ederim. Ama Sanchez'i ben takasta kullanacağım. O yüzden size, ya takas dediğime bakmayın, oyuncu arttırımında kullanacağım bu adamları. O yüzden şimdilik bunları yapmayacağım. Bakalım ana hesabımızda Zidane'ın maçı bitti mi? Eğer Zidane'ın maçı bittiyse de bakalım, ama dediğim gibi ya yani Jordi Alba şu an sol bekler aslında, bakalım ya sol beklere. Sol beklerde en iyi sol bekler arasında nereye girebilir Jordi Alba? Şu an oyun bedava, aslında bedava değil ya. Tam bedava olarak sayılmaz bu. Ya tamam, güzel bir kart ama bedava olarak sayılmaz. Şu an gördüğünüz gibi gem bakımından hemen ilk sıraya geliyor yani 86'lık. Zaten kart şu an burada. 1 milyon veriyorsunuz. Kartın değeri, orijinal kartın değeri bu kadarmış ki daha da aşağı düşmüyor. Herkes de var. Ya kalkıp bu kartı şimdi 5 gen attırsan 91 gen yapacak ama çok para ister, hiç gerek yok. Yani 1 milyona verip Jordi Alba'yı almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ya kartın özelliklerine de baksak şu an yani kart bir tek fiziği biraz düşük. Onun haricinde hızı, pası, dribbling, defansını düşük yapmışlar Alba'nın. Nedendir öyle anlamadım yani. Hadi bunlar çok önemli değil zaten. Pas filan çok iyi. Pas özellikleri. Fizik özellikleri dediğim gibi düşük. Defans özellikleri de böyle çok yerinde değil ama ayakta müdahale, işte kayarak farkındalığı fena değil. Dribblingi çok yüksek. Beceri hareketlerinin hiç olması biraz kötü olmuş. Dayanıklılığı gayet gayet iyi. Yani kolay kolay yorulmayacak. Yani denenebilir gibi. Özelliklerine bakalım. Duran yani bunlar çok önemli değil tabi. Gol sevinci işte, topuktan topa zaten çok iyi bir hareket değil. Ortaları çok iyiymiş ve hızlı top sürücüymüş. Bu şekilde gidiyor ve şu anda gördüğünüz gibi maksimum seviyeye çıkmış. Ondan sonra da düşecek gibi duruyor. Yani Jordi Alba bu, böyle bir kart yani. Bu. İyi bir sol bek. Çok iyi sol bek. Ama değer mi? Tamamen size bırakıyorum. Biz bu arada öteki hesaba geçelim. Ve diğer hesabımızda maçımız bitti. Zidane'ın maçını da yaptık. Bakalım buradan ikon serüveni paketinden ne geliyor bize? İkon serüveninden ne geldi? Ne verdi? 5 puanı verdi. Bu 5 puanın karşılığında da ilk bölümü tamamlamış olduk. Ki burada seçkin, usta, efsanevi diye baya baya gidecek bu işler. Ve buradan da geldik, 500 cevheri aldık. Tabii şu an paket açılımlarında cevher karşılığında hiçbir şey çıkmadığı için pek bir şey diyemeyeceğim buna. Yani bu cevherleri bence saklamanız daha mantıklı. Ve 95 bir maç daha. 94 bir maç daha. Ve Bordeaux Fransa maçı bir maç daha. Ondan sonra bir cevher, 1500 cevher geliyor. Sonra Almanya Münih maçını oynuyoruz Münih'te. Ondan sonracığıma yine görevleri yapıyoruz. Ve görevleri yaptıktan sonra sonraki bölümü açıyoruz. Sonraki bölümde de ustalardan herhalde 85'lik olan Beckham şeyi, Zidane'ı alacağız.
O Zidane'la da görevleri yapacağız. Basit, tamamlanabilir. Bu akşam arzu ederseniz canlı yayında da bakarız tekrardan. Ama ben videoyu sonlandırmadan önce lütfen like atmanızı rica ediyorum. Yani videoya like atarsanız, çünkü algoritma baya baya kötü durumdayız algoritmada. Sizin desteğinizle bir üst seviyeye çıkabiliriz. Şimdi ilk hesapta da takası yapmamıştım. Geleyim bu hesapta da şu 80-89'luktan zaten bir tane yapma şansımız var. Ve çok da makul olduğu için hemen şöyle iki tane adamı verip buradan da takasımı yapıp sonra videoyu sonlandıracağım. Siz de videonun altında buradan en yüksek yeni kim çıkardı çok merak ediyorum. Yazarsanız mükemmel olur yorumlar kısmına. Ayda! Abi süper. Manyak mısın Şoti? Ne çıkardın be? Kante'yi oynatırım abi. Brazovic! Güle güle. Brazovic'in yerine Kante'yi oynatayım mı ya? Size bırakacağım yine ya bunu. Brazovic mi? Kante mi? Kante'nin antrenmanlarını yapmadım ama Brazovic'in antrenmanları yapıldığı halde, yani şut bakımından Brazovic daha önemli. Şu an Brazovic baya iyi duruyor lan Kante'nin karşısında. Ama defansif özellikleri olarak bakarsanız Kante daha iyi durumda. Şöyle bir şey yapabilirim. Arkadaşlar şöyle bir değiştireyim. Çünkü Kante'nin antrenman seviyesi yok. Anlatabiliyor muyum? Antrenman seviyesini yaptıktan sonra bir karşılaştıralım. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Ben çok merak ettim şu an. O yüzden videoyu bitirmiyorum. Çok merak ettiğim için hemen bunu bir arttıralım. Kante'yi koyduk abi. Müzmisakat. Oğlum Kante'yi de severim ha. Güzel topçuydu. İyi topçu yani, takıma güzel bir hava getireceğini düşünüyorum. Şöyle Brazovic'i koydum. Kante ile yanına. Şimdi hızlanması Kante'nin daha iyi. Brazovic'in şut özellikleri çok daha iyi. Yani bitiriciliği, şut gücü, uzaktan şutu falan. Ben de şut sevmeyi seven bir adamım. Pozisyon alması daha iyi. Yine kısa pas, uzun pas, görüş, orta açma, falso, serbest vuruş. Yani ofansif anlamda tam bir canavarmış Brazovic ha. Top kontrolü, çeviklik. Defansif anlama geldiğimiz zaman da reaksiyon, denge, markaj, ayakta müdahale, kayarak müdahale, farkındalık. Çok iyi. Kafa vuruşu Brazovic'in daha iyi. Güç ve saldırganlık abi, bence daha dengeli bir oyun için Brazovic sanki daha iyi. Ama yine kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Siz söyleyin yani. Brazovic mi? Kante mi? Merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Akşam saat 20'deki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hiçbir iş hadi. Şutur ki şame hadi. Ya sen aşo. Şutur ki şame şu.